cadde boyunca sütunlar arasında yer alan yazıtlarda, kente bağışta bulunan ve şereflendiren kişilerin heykelleri ve isimleri bulunur. Bu bağışçılar kent konseyi tarafından Eurgetes olarak adlandırılmışlardır. Bu toplantılarda, festivallerde ve tiyatroda bu kişilere ayrılmış koltuklar yer almıştır. Tiberius'un bu caddeyi finanse ederek yapılmasına izin vermesinin belirtildiği yazıt ise rölyefli sütunların tam karşısında yer alır. Bir başka yazıtta ise İmparator Hadrian'a Olimpos denmekte ki bu tanım kendisine milattan sonra 129 yılında Roma Senatosu tarafından verilmişti. Hadrianus Perge'yi milattan sonra 131'de ziyaretinde bu tanım kendisi için kullanılmıştır. ...2004 yılında Profesör Haluk Abbasoğlu bir sütun dik projesi önermiş. Böyle yapınca yapılan birçok bağış ile sütunlu yolun sütunları ayağa kaldırılmış ve bugünkü muhteşem görüntüsü ortaya çıkarılmıştır. Doğu Batı Akslı Sütunlu Yolun da kazıları ve düzenlemesi Antalya Müzesi tarafından halen sürdürülmektedir.